Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kızım ya gel bak. Bugün avcıyla bu yeni gelen dişimizi yan yana bağlayacağım. Avcı bayağı ilgi gösteriyor. Kızan da olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar birçok izleyicimiz de yorum yapmış sağ olun. Çoğu kişi eşleştir demişler. ben de öyle düşünüyorum. E tabi olursa olmazsa da yapacak bir şey yok. Kızan belirtisi var ama. Çünkü arkadaşlar avcı yaşlı. Ne olur ne olmaz. Her seferinde de bunu söylemek istemiyorum arkadaşlar. Ne olur siz de anlayış gösterin bana. Çünkü Derman da süper bir kangaldı. Ama maalesef kaybettik. Ondan sonra Çomar mesela. Daha genç bir hayvandı. Hiç kimsenin aklına öleceği gelmezdi ama maalesef. Onu da kaybettik. O yüzden tekrar risk almayacağım. Böyle güzel bir dişi. Çok da benziyor. Renk olarak, maske olarak her şeyle. Çok da güzel bir dişi. Daha enik. Dediğim gibi 12 aylık ama. Yine de inşallah yavrularını alabiliriz. Salı malı her şeyi çok güzel arkadaşlar. Kafa yapısı dediğim gibi biraz ufak. Ama emin olun bir yıl sonra falan göreceksiniz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok kalınlaşacak daha. Gelişecek. Bakalım hayırlısı hakkımızda. Şimdi ben zinciri avcıya bağlayacağım. Çünkü onu öyle geçici bir iple bağladım. İpi de bu dişiye bağlayayım. Böyle yan yana bırakalım kalsınlar. Kızım aferin kızım işlen kızım. Çok da sert arkadaşlar yani. E, aykaya, dermana hepsine hırlıyor. E, yaklaştırmıyor yanlarına. Biraz zor olacak ama yavaş yavaş alıştıracağız. kızım kızım Aferin kızım. Göğüs yapısı falan çok iyi arkadaşlar. Kızım. Aferin kızım. Bayağı da sallı. Şansımıza dediğim gibi olursa eşleşebilirlerse bilmiyorum yani belirtiler var ama ya, tam emin değilim ama yüzde 99 yani eşleşmeye hazır gibi duruyor kızdan e, avcı biraz tersliyor da normal çünkü tanımadığı bir köpek değil mi kızım bakar mısınız eş şey kızım benim. Aferin. neymiş neymiş ne bugün bayağı da bir biraz yan yana dolaştırdım e, biraz alıştıralım. onun faydası olabilir. Ayka. Kızım. Kendi önündekini yemiyor. Bak gelmiş avcının önüne. Ne gizli. Bak Ayka'ya hırlıyor. Ayka'ya talı kaçıyor. Geldi kızım. Piş, 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 piş. Çok sert bir diş arkadaşlar yani ilerleyen zamanda göreceksiniz e, daha gezlerine falan da çıkaracağım. E, biraz de sıkıntı olabilir zümrüt de çok sert e, bu da sert bir dişiye benziyor. E, ama zümrüt tabi bundan daha eke. Yani aralarında bir 6-7 ay kadar var. E, Zümrütle de, de çok fark yok aralarında zümrüt bundan herhalde birkaç santim yüksek olabilir arkadaşlar yan yana gelince. Daha net bir şekilde görürüz. Gezeceğim. Birçok arkadaş da yazmış arkadaşlar. Kulakları hakkında evet aldırmayı düşünüyorum. Havalarda soğukken. Ama dediğim gibi bu kısa dönemi bir geçsin. Ondan sonra aldırabiliriz. Bir veteriner arkadaşımla görüşeyim. Onun da fikrini alalım. E, muhtemelen aldıracağız kulaklarında. Kıçım. Aferin kıçım. Aşklarım kıçım. Bir dişi yapsınlar. Dur bakayım kızım kanca dişli arkadaşlar çok da güzel bir diş yapısı var dur şikayetçi aferin şimdi ben bunu da yemeğini yedireyim ondan sonra bağlayacağım yan yana biraz kalsınlar arkadaşlar ondan sonra devam edeceğim evet arkadaşlar ilk eşleşmeleri olmuş kızım tamam tamam kızım Allah bu çok sevindirici bir durum aslında arkadaşlar. Dediğim gibi avcı ee, yaşlı bir köpek. Ne olur ne olmaz diye eşleşebiliyor mu diye de bilmiyorduk. Tamam tamam kızım tamam. Ama çok şükür gördüğünüz gibi avcıda bir sorun yokmuş. Eşleşebiliyor. Tamam kızım tamam tamam. Valla yani gerçekten çok sevinçliyim arkadaşlar. Böyle bir olay. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bunların yavrularını düşünemiyorum arkadaşlar. Efsane yavrular olacak. Yani ikisi de orijinal boz kangallar. Şeye bakar mısınız arkadaşlar? Kuyruk tutuşu falan. Kuyruk kalınlığı. Daha enik dediğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz. Daha 12 aylık. Ve gelişimini inşallah engellemez. Ama bunu da tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Birçok arkadaş da sağ olsun yazdılar bana. E ne yapıp eşleştir diye. Yani ben de öyle düşünüyorum. Böyle güzel bir saf kangalı bulmuşken yavrularını almamak olmaz. Aferin olayım o benim. Aşlan kışım benim. Aferin. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çekik gözlü. Kızım benim. Yani bunların yavrularını düşünmek bile heyecan verici arkadaşlar. Emin olun buna. Uzun zamandır böyle bir şey istiyordum. Böyle bir şey bekliyordum. Hele ki avcıyı getirdiğinden beri özellikle yavrularını almayı çok istiyordum. İnşallah nasip olur. Şimdi eşleştirmeyi yaptık. İnşallah yavrularını almaktan nasip olacak bize. Kızım. Aferin. Kuki sen yine ortalıktasın lan. Kuki yine ha bile koşturup duruyor buralarda. Yavruları içeri koydum arkadaşlar, ne olur ne olmaz diye. Dişiyle kızan diye belki yarar verebilir, avcı da bir şey yapabilir. Bunları böyle yan yana bağladım arkadaşlar, yakında gittim, iyice birbirine alınsınlar diye. Ve Geldiğimde bu şekilde gördüm. çok da mutlu oldum. Bu ilk eşleşmeler arkadaşlar. ayıracağım şimdi bunları, dişi kapalı bir yere tekrar koyacağım çünkü. Başka bir köpekle eşleşmesi fırsatı olmasın diye mecburen şeyi kapalı bir yere koyacağım. Yarın tekrar bir araya veya akşam tekrar yan yana getirebilirim arkadaşlar. Bir kez daha, iki kez daha ne kadar eşleştirebilirsek o kadar iyi. Yani Bir kez eşleşmede de tutabilir ama ben işimi sağlam almak için birkaç kez eşleştirebilirsek çok daha iyi olacak. Bakın arkadaşlar yani küçük bir dişi değil. Yani Avcıyla hemen hemen aynı boyda neredeyse. Hacı. Öyle ya. İnşallah bunun yavrularını üretmek bize nasip olur arkadaşlar. Hacı. Dur lan zincir saracağım. Evet arkadaşlar ilk eşleşmeler oldu. Birkaç kez daha eşleştireceğim. Eğer eşleşebilirlerse. Hayırlısı diyelim hakkımızda. Sevinçliyim, mutluyum yani açıkçası. Çünkü böyle bir kangalın yavrularını üretmek gerçekten çok iyi olacak şimdi 58 günle 62 gün arası değişiyor arkadaşlar. İlk eşleşmeden hesaplanıyor doğumu. Yani ortalama 2 ay içinde inşallah yavruları olacak. Bir aksilik olmazsa. <laughs> Avcı, öleyim. E tabii dişi dediğim gibi birkaç gün daha kapalı alanda bırakacağım arkadaşlar. Balkonun bodrumu kapalı bir. Yer. E tekrar oraya koyacağım çünkü riski almayayım. Başka köpeklerle de eşleşme olabilir dışarıda olursa. Çünkü köpeklerim bağlı. Yani kolay kolay buraya köpek girmez ama yavcı kafese koyacağım tekrar. Dermanı bağladım. Zincirde kalacak. Çünkü duvarda atlamaya başladılar bu ara biliyorsunuz. O yüzden zincirde bağlı duracak. Gel. Kuki. Fıstık. Şikayetçi seni. Ayka açık. Ayka'ya iyi kötü alıştılar. 3-4 gün oldu geleli. Gerçi ona yemek falan verirken yine hırlıyor sürekli ama dişi. Çok yan yana getirmemeye çalışıyorum. Avcı. Öyle. Enemiş lan. Yani böyle dişinin özellikle bak. Şişt, bak gördünüz mü arkadaşlar? İpi kemiriyor yani. hemen. Böyle boz olması özellikle çok iyi. Maskesiz yani avcı gibi aynı yavrular üretmek istiyorum arkadaşlar. Bu avcıdan. O yüzden böyle bunu tercih ettim. E, Tabi kara yüzlü maskelik kangallar da olabilir. Onda da sorun yok. Ama böyle özellikle iyice Avcı gibi olması için bu boz dişi getirdim. Bu da maskesiz boz bir dişi. E Tabii daha bu gelişecek, büyüyecek. İlerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz zaten. Zümrüt de çok güzel olur arkadaşlar. O da maskeli. <laughs> Şikayetçi seni. Hırlıyor. Bunların kızgınlık dönemler oluyor arkadaşlar. Yani kızanda diye e her an olmuyor kızgınlık döneminde sadece o zamanı geldiği zaman eşleşmesine izin veriyor. Ama dediğim gibi ben içeri koyacağım. Kapalı yerde dursun ne olur ne olmaz. Yani bu riski almamak için bunu yapmam şart. Kızım. Yani ya. gelişimini de çok engelleyeceğini düşünmüyorum. Yani bu çok gelişmiş arkadaşlar. Yani baya e, büyük bir dişi sallı. Bak şş, Bak Gördünüz mü arkadaşlar hemen ipi kemiriyor. Demin zincir bağlamıştım o yüzden ipi kemiriyor diye. Değiştirdim. Hemen ipi kemlemeye çalış. Şükahçı seni. Gerçi içeri koyacağım için ipin çok bir önlemi yok arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Nasıl yavrular olur? İkisinden. Yani şunu söyleyen arkadaşlar da oldu. Erken boş geçsin diye ama arkadaşlar. Yani bunu da her seferinde söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü çok yazan oluyor. Ben böyle doğru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Birçok izleyicimiz de bana katılıyor. Yani avcı Yaşlı. E, Sapa sağlam köpek bile bir anda ölebilir. E, Tabi şu anda öyle bir durum yok. Avcı inşallah bir 4-5 sene daha yaşar. Belki de 10 sene yaşar. Bilemiyoruz. Onu ama. Yani onun Allah bilir ne kadar yaşayacağını. Ama biz hazır dinçken, eşleşebiliyorken yavrusunu almak istedik. Ve öyle karar verdik arkadaşlar. Siz de e, bu kararı umarım beğenmişsinizdir. Yani ben de farkındayım. gelişmini etkileyebilir. Ama çok fazla etkilemez. Çünkü bu dişi bayağı gelişmiş arkadaşlar. Büyük boyu falan oturmuş. E, kalınlaşacak da daha. Sadece e, kafa falan daha açılmamış, patlamamış. Ağız falan kalınlaşmamış da. O da ileride. Zaman ne olur? Değil mi kızım? Aferin benim kızıma. Bak. <laughs> Hemen hırlıyor yaklaşınca. Kızım. Aferin kızım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah boz kangalları üreteceğiz. Hakkımızda hayırlısı. Videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.